Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugünkü inceleme konumuz TCL'in ülkemizdeki ikinci modeli olan ONL. Evet arkadaşlar, bilindiği üzere TCL Türkiye pazarına kısa bir süre önce giriş yapmıştı ve Plex ismini verdiği modelini satışa sunmuştu. Bu modelin hemen ardından geçtiğimiz günlerde de ONL modeli raflardaki yerini aldı. Telefonumuzun incelemesini ilk olarak tasarımıyla başlayalım. Daha sonrasında teknik özelliklerinden, kullanımından, kamerasından ve fiyatından da bahsederiz. Evet arkadaşlar, tasarıma baktığımızda delikli ekranla geldiğini görüyoruz bu telefonun. Çerçevelerin açıkçası biraz kalın olduğunu söyleyebilirim. Genelde biliyorsunuz zaten bu delikli ekran olsun, işte damla çentik tasarımı sahip telefonlar olsun, alt çerçevenin kalın olmasına alışırız. Lakin TCL ONL'ye baktığımda ben yan çerçevelerin de biraz daha kalın olduğunu görüyorum. Alt çerçeve zaten yan ve üst çerçeveye oranla iki katı daha kalın. Dolayısıyla burada biraz daha çerçeveler ince tutulsaymış, ön tarafa bakıldığında daha şık bir görünüm elde edilebilirmiş. Fakat TCL böyle uygun görmüş, böyle yapmış. Yan tarafa geçtiğimizde ise, yani telefonunuzu şöyle elinizle tuttuğunuz zaman sol kısımda bir buton koymuş TCL. Bu biraz hızlı kullanım butonu gibi. Bu butonu dilerseniz kendi kullanımınıza göre ayarlayabiliyorsunuz. İşte iki kere bastığımda kamerayı aç, üç kere bastığımda ekranı kilitle gibi komutlar yükleyebiliyorsunuz tuşa. Üst tarafta ise hemen sim kart yuvası bulunuyor. Sağ tarafa baktığımızda ise ses seçip kapatma tuşu ve hemen altına yerleştirilmiş olan power butonunu görüyoruz. Alt kısma geçtiğimizde Type-C yuvası var arkadaşlar. Üst kısımda ise 3.5 milimlik kulaklık girişimiz bulunuyor. Telefonumuzun arka yüzüne geçtiğimizde şöyle yatay olarak konumlandırılmış dörtlü ana kamera modülüyle karşılaşıyoruz. TCL hem sağ tarafa hem de sol tarafa birer ışık yerleştirmiş, birer flash yerleştirmiş. Bunun kamera kullanımında nasıl performans verdiğini birazdan çekeceğimiz fotoğraflarda zaten göreceksiniz. Onları sizlerle, daha önce çektiğimiz fotoğrafları sizlerle paylaşacağız. Bu dörtlü kameranın hemen alt kısmında bir parmak izi okuyucusu bulunuyor. Genelde biliyorsunuz parmak izi okuyucusu fiziksel olarak tercih edilen telefonların ekranları IPS LCD oluyor arkadaşlar. Sizin de tahmin edebileceğiniz üzere bu telefonda 1080x2340 piksel çözünürlüğünde 6.53 inçlik IPS bir panel tercih edilmiş. Şimdi şu gelebilir aklınıza, artık orta segment modellerde dahi OLED ekran tercih edilirken TCL neden böyle bir tercihte bulunmuş diye kendi kendinize sorabilirsiniz. Açıkçası telefonun fiyatı düşük olsaydı diyecektik ki işte belki maliyetten kısmak için böyle bir şey tercih etmişler. Lakin telefonun fiyatına baktığımızda da biraz etiketin kabarık olduğunu görüyoruz. Buna birazdan değineceğiz. Telefonumuzun tasarımı kısaca bu şekilde arkadaşlar. Dilerseniz biraz ele oturuşundan falan da bahsedelim. Tuttuğunuzda telefon ele oturmasında herhangi bir sıkıntı yok. Lakin biraz geniş tutulmuş hatlar. Dolayısıyla şöyle özellikle elleriniz ufaksa tek elde tuttuğunuz zaman baş parmakla kullanımda biraz zorluk çekebilirsiniz. Bunu size belirtmiş olalım. Özellikle bayanlar için bence çok, hani bu biraz daha ince olsaydı Oppo modellerindeki gibi daha ele oturabilirdi. Lakin biraz böyle eni var bu telefonun, onu size belirtelim. Arkada kullanılan malzeme parmak izini çok bırakmıyor. Tasarım olarak hani ışığa tuttuğunuzda böyle ufak ışık oyunları var arka kapakta. Ayrıyeten parmak izi bırakmaması da güzel bir detay olmuş. Biliyorsunuz özellikle bazı modellerde şöyle elinizi tuttuğunuz anda kılıfsız kullanırken arkada bütün parmaklarınızın böyle hatlarını okuyabiliyorsunuz. Lakin TCL ONL'de bu kadar iz bırakan bir tasarım söz konusu değil. Bu da sınıfı geçer bir not almasına yardımcı oluyor. Gelelim arkadaşlar telefonumuzdaki teknik özelliklere. Biliyorsunuz artık günümüzde kullanılan orta segment modellerin pek çoğunda Snapdragon 700 serisi yongalar görüyoruz. Ya da işte MediaTek'in GT serileri var. Onlardan yararlanan modeller oluyor. Huawei biliyorsunuz zaten kendi Kirin yongalarını kullanıyor. Samsung tarafında da hem Exynos hem Qualcomm hem de MediaTek yongalarını görüyoruz. TCL genel itibariyle bizim pazarımızda Qualcomm yongaları ile giriş yaptı ve bu şekilde de devam ediyor. Teknik özelliklere geçtiğimizde TCL'in Qualcomm tabanlı Snapdragon 665 yonga setini kullandığını görüyoruz arkadaşlar. Bu yonga seti açıkçası eleştirilere açık çünkü telefonun fiyatı 2700 lira, 2800 lira civarlarında. Bu yelpazeye baktığımız zaman, yani 2800 liraya satılan telefonlara baktığımız zaman genel itibariyle Snapdragon 700 yongaları var. Dolayısıyla burada
TCL'in kalkıp da Snapdragon 600 serisinde bir yonga seti tercih etmesi açıkçası pek de hoş olmamış. Bunu size rahatlıkla belirtebilirim. Tabii ki şu da var. Bu yonga seti kötü mü diyecek olursanız kesinlikle değil. Günlük ihtiyaçlarınızı pekala karşılayabilir. Lakin pazara baktığınız zaman aynı paralara alabileceğiniz 700'lü yonga setleri mevcut. Dolayısıyla kendi kendinize şu soruyu sorabilirsiniz. Snapdragon 700 serisinde bir yonga seti takılı telefon varken ben niye kalkıp da 600 serisinin takılı olduğu bir telefona daha fazla ücret ödeyeyim şeklinde bir soru yöneltebilirsiniz kendinize. Bunda da gayet haklısınız arkadaşlar. Tabii günün sonunda baktığınızda yonga seti tek başına bir anlam ifade etmiyor. Telefonun RAM'i 6 GB, bunu da yeri gelmişken belirteyim sizlere. Dahili depolama alanı ise 64 GB ve 128 GB'lık iki opsiyon halinde geliyor. Bize gelen model arkadaşlar 6 GB RAM'e sahip. Performans anlamında biz bir sıkıntı çekmedik. Dolayısıyla telefonun mimarisi güzel. Isınma tarafında da pek böyle bize sıkıntılar çıkarmadı. PUBG Mobile falan deneyimledik biz bu telefonla. Yaklaşık bir yarım saat 45 dakika oynadık. Bu süre sonunda telefonda öyle fazla bir ısınma olmadı. Yani Snapdragon 665 olması, 6 GB RAM olması telefonun hızlı ısınmasına neden olmuyor. Bunu da size yeri gelmişken belirtmiş olalım. Evet, incelememizin başında da belirttiğimiz üzere bu telefonda dörtlü bir ana kamera modülü bulunuyor. Bu ana kamera modülüne 48 megapiksellik ana kamera eşlik ediyor. Bu kameranın diyafram aralığı 1.8 arkadaşlar. Bu kameranın hemen yanında 8 megapiksellik ultra geniş açı kamerası, 2 megapiksellik makro kamera ve 2 megapiksellik de derinlik kamerası bulunuyor. Genel itibariyle baktığımızda aslında bu görmeye alışık olduğumuz bir kamera kurulumu. Diğer 4 kameralı telefonların pek çoğuna baktığımızda da ne var? İşte 48 megapiksellik bir ana kamera, onun yanında bir ultra geniş, onun yanında bir derinlik kamerası ve yanında da bir makro kamerasıyla beraber geliyor. Dolayısıyla burada TCL çok büyük bir yenilik yapmamış ve kamera kurulumu da orta segmentteki diğer modellerle rakamsal olarak hemen hemen aynı diyebiliriz. Tabii ki bu rakamsal olaylar biliyorsunuz kamera tarafında her şeyi göstermiyor. Ne yapıyoruz? Biz çeşitli fotoğraflar çekiyoruz, videolar çekiyoruz ve bu videolarla telefonun kamera performansını kıyaslamanızı istiyoruz sizden. Ben önce telefonun video performansına bir örnek vereceğim arkadaşlar ve ardından da çektiğimiz fotoğraflarla sizi baş başa bırakacağız. Şimdi hemen telefonun video ayarlarına geliyorum. Ön kamerayı açıyorum ve an itibariyle TCL'in ön kamerasına geçiş yapıyorum. TCL'in ön kamerasıyla bir video çekmek istediğinizde arkadaşlar telefondan alacağınız görüntü ve ses kalitesi bu şekilde. Evet arkadaşlar, şu anda ise TCL 10 L'nin arka kamerasındayım. Arka kamerayla bir çekim yapmaya çalıştığınızda karşınıza çıkacak olan görüntü ve ses performansı bu şekilde olacaktır. Lakin şu anda kapalı bir alandayız. Bunu da hesaba katmanızı öneriyorum. Yani sesi kapalı alanda mikrofon bu şekilde alıyor. Işık ise doğal ışık arkadaşlar. Yani çok böyle bizim bir burada ışık desteğimiz bulunmuyor. Bunu da sizlerle dipnot olarak paylaşalım. Evet arkadaşlar, gördüğünüz üzere TCL 10 L'nin kamera performansı bu şekilde. Yani video ve fotoğraf performansı sizlere gösterdiğimiz gibi diyebiliriz. Genel itibariyle başarılı sayılabilir. Tabi doğal ışıkta başarılı, düşük ışıkta ise biraz daha böyle çetrefilli uğraştırabilir sizi. Yani ışığı biraz daha doğru taraftan almaya çalışabilirsiniz. O yüzden
Gün ışığında diğer orta segment modeller gibi gayet başarılı fotoğraflar çektiğini söyleyebiliriz. Lakin söz konusu düşük ışık olduğunda biraz daha bu başarısı diplere doğru iniyor. Bunu da sizlerle paylaşmış olalım. Bu telefonu aldığınızda arkadaşlar TCL'in kendi arayüzüyle birlikte kutudan geliyor ve Android 10 ile birlikte çalışıyor. Fakat yakın zamanda bir sonraki Android sürümüne yükleneceğine dair TCL'in sözü de var. Bunu da sizlere bildirmiş olalım. Genel itibariyle telefonun arayüzü başarılı diyebilirim. Öyle sizi yoracak detaylar yok arayüzde. Dediğim gibi şu tarafa, telefonun sol tarafına bir buton yerleştirmişler. Bu butonu özelleştirebiliyorsunuz. 1 basma, 2 basma, 3 basma şeklinde. Atıyorum 3 basmaya hesap makinesini ayarladınız. 3 kere dokunduğunuzda hesap makinesi hemen karşınıza geliyor. Ya da işte bir oyun ayarladınız. 2 kere bastığınızda oyun açılıyor gibi özelleştirmeler yapabiliyorsunuz. TCL buna akıllı anahtar demiş. Bu akıllı anahtar özelliği gerçekten fonksiyonel duruyor. Dolayısıyla telefonun kullanımına da bir kolaylık katıyor. Bunu söylemek mümkün. Öte yandan kamera tarafına girdiğinizde, yani kamera menüsüne girdiğinizde pek çok modelde olduğu üzere ilk çektiğiniz, yani ayar yapmadan çektiğiniz fotoğraflar düşük kalitede oluyor. Düşük kalitede derken 12 megapiksellik bir çözünürlük kalitesine sahip oluyor. 48 megapiksellik çözünürlüğe geçmek için de diğer seçeneğine girip yüksek piksel seçeneğini aktifleştirmeniz gerekiyor. Onun haricinde menülerde hızlıca ulaşabileceğiniz portre, süper makro ve pro modları da mevcut. Fakat siz en iyi otomatikte çekim yapabilirsiniz. Çünkü otomatiğe aldığınızda hiçbir ayarlama yapmadan direkt olarak kendi kendine işte ortama göre, ışığa göre fotoğrafın kalitesini ayarlıyor telefon. Bunda da gayet başarılı. Yani öyle ışıkta ekran kararmıyor ya da karanlıkta çok böyle zifiri karanlık fotoğraflar çekmiyor. Dolayısıyla kameranın yapay zeka tarafında başarılı iş çıkardığını söyleyebiliriz. Gelelim telefonumuzun batarya detaylarına. Bu telefonda TCL 4000 mAh'lik bir batarya kullanmayı tercih etmiş. Bu bataryanın genel itibariyle baktığımızda ortalamanın üzerinde olduğunu söyleyebiliriz. Zaten biliyorsunuz ortalama böyle 3000 mAh'lik batarya ile geliyor çoğu telefon. Orta segmentin bir tık üzerindeki modeller ise, yani orta segmentin orta seviyesinde bulunan telefonlarda ise 4000-4500 civarında bataryalar görmeye artık alıştık. Bu bataryanın kullanım süresi arkadaşlar genel itibariyle 1,5 günü çıkartıyor. Çok fazla böyle aşırı bir oyun sevdanız yoksa, yani telefonu alıp saatlerce böyle 5 saat 6 saat oyun oynamıyorsanız rahat bir şekilde 1,5 günü telefon çıkartıyor. Sosyal medyada, işte internette gezinebilirsiniz, sosyal medyayı kullanabilirsiniz, zaman zaman oyun oynayabilirsiniz, görüşmeler yapabilirsiniz ve bu bağlamda normal bir kullanımda 1,5 günü telefonun rahatlıkla çıkarttığını söylemek mümkün. Bu modelde eleştireceğim noktalardan birisi de hızlı şarj desteğinin bulunmaması. Daha doğrusu yeteri derecede bir hızlı şarj desteği yok. Atıyorum işte Oppo'nun son çıkan modellerinde olsun, Huawei'nin son çıkan modellerinde, Xiaomi'nin son çıkan modellerinde telefonu prize taktığınız zaman arkadaşlar böyle bir 10-15 dakika içerisinde size 5-6 saatlik kullanım ömrü sunacak şarj veriyor. Bu telefonda ise öyle bir şey söz konusu değil. Şarjı biraz yavaş doluyor. Dolayısıyla telefonu şarja bıraktığınızda hemen 5 dakika sonra çekeyim, 3-4 saatlik bana kullanım ömrü verir diye düşünmeyin. Gelelim fiyatına. Az önce de belirttiğim üzere 2800 lira gibi bir fiyatı var ortalama olarak. Açıkça söylemek gerekirse bu fiyat TCL 10 ile için biraz yüksek kaçmış. Dolayısıyla böyle bir 2200-2300 lira civarlarında olsaydı çok daha makul olabilirdi. Ama tabii burada malzeme kalitesi de işin içine giriyor. Telefonun arka tarafına baktığınız zaman, şu yan tarafta kullanılan çerçevelere baktığınız zaman gerçekten size o kalite hissiyatını veriyor. Dolayısıyla burada sadece teknik özelliklere, kameralara bakarak da değerlendirmemek lazım. Bunu da size dipnot olarak belirtelim. Yani şu telefonun gayet sağlam olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Ve dış görünüşünün de gayet hoş olduğunu dile getirebilirim. Lakin günün sonunda baktığımızda telefonu alanların pek çoğu kamerasını, ekranı ya da ne bileyim oyun performansı için alıyor. Kimse, yani kimse demeyeyim de çoğu kişi kalkıp daha bunun çerçeveleri parlıyormuş, İşte arka tarafta çok kaliteli malzeme kullanmış alayım diye bakmıyor. Dolayısıyla TCL'in bu fiyatı biraz daha düşürmesi gerekiyor. Gerekirse malzeme kalitesini düşürerek sistem aynı kalsın ama fiyat biraz daha uygun olsun. En azından Türkiye pazarı için bu kriterlerin daha geçerli olduğunu düşünüyorum. Kısacası bugün TCL'in 10 L modelini sizler için değerlendirdik. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.